bu güzel kadın yavaş bir şekilde ölümüne giderken, boğulmak üzereyken bir taraftan şarkı söylüyor. Görmekte olduğunuz kişi Ophelia, Shakespeare'in Hamlet eserinde yer alan bir karakter. Aşkı uğruna deliren ve deliliği sonucu hayatına son veren Ophelia. Bir ölüm sahnesi olmasına rağmen haddinden fazla zarif gibi. Bir taraftan doğanın canlı renkleriyle, bir taraftan da bu kadının asil ve güzel tasviriyle ressam sanki bu ölümden üzülmemizi değil de büyülenmemizi istiyor gibi. Ophelia ellerini teslimiyet edasıyla yanlara açmış. Bir elinde özenle topladığı çiçekler var. Ama koparılan bu güzel çiçeklerin yakında solacağı gibi bu güzel bedende kısa süre içinde çürümeye maruz kalacak. Ophelia'nın elbisesinin suyla buluşmasındaki ağırlık kendini hissettiriyor. Hatta bu geniş elbisesi onu bir süre su yüzeyinde tutmayı başarıyor. Ama elbise suyla ağırlaşmasıyla beraber Ophelia'yı bu sefer suyun derinlerine çekiyor. Peki kime aşıktı Ophelia ve bu aşkı onu neden delirtti? Odaklanmamız gereken kişi eserin ana karakteri. Yürüyen paranoya, Prens Hamlet. Prens Hamlet'in babası Kral Hamlet şüpheli bir şekilde hayatını kaybeder ve tahta kralın erkek kardeşi Prens Hamlet'in amcası geçer. Amcası ayrıca Prens Hamlet'in annesi olan kraliçe ile de evlenir. Prens bu süreçten şüphelenmeye başlar. Amcasının tahta geçmek adına babasını öldürdüğünü ve annesini de baştan çıkarttığını düşünür. Hamlet bir gece babasını hayalet formunda görür. Bu hayalet baba Hamlet'in şüphesini haklı çıkarırcasına kendisini öldüren kişinin gerçekten de kardeşi olduğunu belirtip oğluna intikam alması gerektiğini söyler. Hayalet baba ile görüşme sonrası Hamlet kararını verir. Babasının intikamını alacak, amcasını öldürecektir. Bu süreçte Ophelia ve Hamlet bir aşk yaşamaktadırlar. Ama Ophelia'nın babası ve abisi Ophelia'nın Hamlet gibi biriyle aşk yaşamasını istemez. Çünkü Hamlet'in bu aşkta samimi olmadığını ve Ophelia ile sadece gönül eğlendirdiğini düşünmektedirler. Bu süreçte Hamlet bir paranoya batığına saplanır. Babasının intikamını nasıl alacaktır? Amcası neden böyle bir şey yapar? Üstelik annesi de nasıl da apar topar amcasıyla evlenir? Veya o hayalet gerçek midir? Yoksa Hamlet'in zihninin bir ürünü mü? Düşünce bataklığına saplanan Hamlet hem yavaştan akli dengesini kaybetmekte ama bir taraftan da deli taklidi yaparak çevresindekileri kandırmaya çalışmaktadır. Hamlet bir ara Ophelia'nın odasına girip hiçbir şey demeden bir süre Ophelia'ya bakar. Ophelia da babasına gidip Hamlet'in hareketlerinin epey bir tuhaflaştığını söyler. Babası ise bu durumu epey farklı yorumlar. Hamlet'in aşk sarhoşluğu yaşadığını ve gerçekten de kızı Ophelia'ya aşık olduğunu zanneder. İlk başta kızını Hamlet'ten uzaklaştırmaya çalışan, çünkü Hamlet'in aşkında samimi olmadığını düşünen baba artık Hamlet'in aşkının gerçek olduğunu düşünür. O kadar samimi bir sevgidir ki bu Hamlet'i delirtmiştir. Kara sevdadır bir nevi. Hamlet'in Ophelia'ya yazdığı mektupta şu sözler geçer. Yıldızların ateş olduğundan şüphelen, güneşin de hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama sevgimden asla şüphe etme. Ama Hamlet'in bu sarhoş hali aşktan filan değildir. Karanlık zihninin bir ürünüdür sadece. Ki Hamlet'in davranışlarına bakarsak hiç de aşık gibi gözükmez. Ophelia'ya karşı acımasız davranır. Onunla dalga geçer, hatta bir kısımda onu sevmediğini bile söyler. İşin aslı Hamlet deliliğin sınırlarında dolaşmaktadır. Amcasından intikam almak ister ama bir türlü eyleme geçemez. Durmadan işleyeceği cinayetin ahlaki sonuçlarını düşünür. Onun bu kararsızlığı ve o süre gelen kaygı hali sonucu o meşhur cümleler çıkar ağzından. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına. Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Bu pasaj Hamlet'in o sıkıntılı zihnini çok güzel özetler. Arada kalmış bir karakteri görürüz nihayetinde. Sadece intikam alıp almamak meselesi değil, Hamlet birçok konuda kararsız biridir. Yaşama devam etmek ister ama bir yandan da bu hayattan vazgeçtiği intibası veren cümleler kurar. İnsan denilen canlı Hamlet'i hem büyüler hem de ürpertir. Hamlet'e iyi biri demek zordur ama o kadar insani ikilemler yaşar ki nefret edilmesi de zor biridir. Üstelik derin bir tarafı da vardır. Hamlet'in ölüm konseptine dair kafa yorduğu o malum sahneyi inceleyelim. Hamlet bir ara mezar kazıcı bir adamla karşılaşır ve bu adamın kazdığı mezardaki kişi Hamlet'e hiç de yabancı değildir. Çocukluğunda Hamlet'i eğlendiren saray soytarısı Yorick'in mezarıdır bu. Hamlet mezarcının elinden Yorick'in kafatasını alır ve bu kafatasını incelerken ölüme dair düşüncelere dalar. Bu soytarı artık yok olmuştur. O canlı vücudundan geriye bir tek o korkunç iskeleti kalmıştır ve Hamlet o an ölüm dediğimiz gerçeğin ne kadar korkunç olduğunu fark eder. Bir zamanlar kanlı canlı bu neşeli soytarı geriye korkunç iskeletinin kalması Hamlet'i dehşete sokar. Hamlet'in ölüm karşısında yaşadığı bu samimi kaygı gerçekten etkileyicidir. Ama ölümün acımasızlığına karşı yine de insan dediğimiz canlı karşısında büyülenmiş biridir Hamlet.
İnsanoğlu ne tuhaf bir eser. Muhakemede ne kadar yüce. Kabiliyet açısından ne kadar sınırsız. Bedeni ve hareketleri ne kadar süratli ve takdire şayan. Tutumlarıyla nasıl benziyor bir meleğe. Aklıyla nasıl benziyor bir tanrıya. Evrenin harikası. Hayvanların en mükemmel örneği. Hamlet, insan doğası karşısında büyülense de ölüm fikrini bir türlü zihnine oturtamaz. Nihayetinde bu yüce insanın döneceği yer, soytarı Yorick'te olduğu gibi bir kafatasıdır. Hani Hamlet için arada kalmış biri dedik ya, hikaye boyunca biz de Hamlet'e karşı arada kalırız. Hamlet'e hak veririz bir açıdan. Düşünün ki amcanız babanızı öldürüp aslında sizin geçmeniz gereken tahta geçiyor ve bu süreçte kraliçeyi de ayartıyor. Böyle bir durumda sakin kalmak mümkün mü? Ama Hamlet'in o etrafını yıkıp geçen karanlık tarafı da hep bir mesafe koyar bizle bu karakter arasına. Nihayetinde şu ikilemi yaşarız. Kim bu Hamlet? Babasının intikamını almak isteyen sadık bir evlat mı? Yoksa etrafındaki herkesi mahveden deli bir prens mi? Hele ki Ophelia'ya yaptıkları tam bir felakettir. Hamlet Ophelia'ya o kadar kötü davranır ki bu dengesiz taraflarıyla Ophelia'nın delirmesinde ciddi payı vardır. Lakin kırılma anı ise Hamlet'in annesiyle tartıştığı sırada gerçekleşen tatsız bir olay. Hamlet annesiyle tartışırken bir duvar halısının arkasından sesler duyar. Amcasının bu halının arkasında gizlendiğini düşünüp kim olduğuna bakmadan ani bir şekilde kılıcını geçirir bölmeden. Oysa bölmenin ardındaki kişi amcası değildir. Ophelia'nın babasıdır. Hamlet bilmeyerek de olsa Ophelia'nın babasını öldürmüştür. Ve bu andan sonra artık Ophelia için ipler inceldiği yerden kopar. İki acı gerçekle yüzleşmiştir çünkü. Hem Hamlet kendisine aşık değildir hem de bu prens babasını öldürmüştür. Ophelia tüm bunlara daha fazla dayanamaz ve delirme süreci başlar. Etrafta gezip şarkı mırıldanmaya, insanlara çiçekler dağıtmaya başlar. Bu kadının delirdiği barizdir artık ama çevresinden hiç de bir destek görmez. Zaten bu sürecin asıl trajik tarafı Ophelia'nın delirmesinden ziyade kimsenin bu deli kıza yardım eli uzatmamasıdır. Ophelia en son tek başına nehir kenarındaki bir söğüt ağacının dalına çıkar. Bu dalın kopmasıyla kendini nehir içinde bulan Ophelia, biraz daha böyle kalırsa nehirde boğulacağını bilmesine rağmen bir boş vermişlik edasıyla gider ölüme. Ophelia'yı ağaç dalının kırılması sonucu talihsiz şekilde ölen biri olarak görmektense bile bile ölüme giden birisi olarak görmek daha doğru. Hikayede kötü olaylar sadece Ophelia'nın başına gelmez gerçi. Shakespeare'in Hamlet eseri bir trajedi sonuçta ve tüm karakterlere baktığımızda hepsinin bir yerde yandığını görürüz. Ama kimsesiz yanan biri varsa o da Ophelia'dır. Sanat tarihinde sevilen bir figür Ophelia. Bunun sebebi sadece dramatik bölüme sahip olması değil, bunun yanında gerçekten de çok güzel bir kadın olmasıydı. Birçok ressam arasından birinin Ophelia tasviri ise açık ara en etkileyici olandı. John Everett Millay. Millay, ön Raffaello'cu kardeşliği adı verilen grubun kurucu üyelerindendi. Bu grup doğayı, romantizmi ve kadın karakterleri işlemeyi seviyordu. Ve Ophelia karakteri tam da bu grubun üyesi olan ressamımıza uyuyordu. Üstelik ressamın model seçimi de çok manidar. Millay bu eserinde Elizabeth Siddle isminde 19 yaşındaki bir kızı Ophelia için model olarak kullandı. Siddle genel güzellik algısına pek uymayan biri olsa da o çocuksu ve masum görünümüyle kendine has bir güzelliğe sahipti. Ressam Siddle'ın poz vermesi için Ophelia'da olduğu gibi bir nehir içini seçmek yerine stüdyosundaki küvete su doldurup Siddle'ın bu küvetin içinde poz vermesini istedi. Ressam bu süreçte saçların ve kıyafetin su ile temas eden görünümünü özenle inceleyip eserine aktardı. Ama şöyle bir problem vardı. Siddle uzun bir süredir küvette kalıyordu ve hasta olmaması için suyun belli bir sıcaklıkta olması gerekiyordu. Ressam önlem amaçlı küvetin altına mumlar yerleştirdi. Ama bu mumlar bir yerden sonra söndü ve su soğumaya başladı. Siddle yine de bu soğuk suda poz vermeye devam etti ve en sonunda üşüttü. Siddle'ın küvette üşümesine rağmen bir teslimiyet edasıyla modellik yapmaya devam eden tavrı, Ophelia'nın öleceğini bile bile bu nehirden kurtulmak için mücadele etmek yerine teslimiyet göstermesine benzetildi. Üstelik bu ikisi trajik hayatlarıyla da birbirine benziyordu. Siddle hamileliği sürecinde düşük yapmasıyla derin bir buhran haline girer, en son 32 yaşında aşırı doz afyon kullanımından hayatını kaybeder. Bu ikisinin de ölüm şekli şüphelidir. Ophelia'nın şanssızlık sonucu ağaç dalından düşüp ölmesi gibi, Siddle da farkında olmadığı bir aşırı doz sonucu mu ölmüştü? Açıkçası yaygın görüş bu ikisinin talihsizlik sonucu değil de bile bile hayatlarına son verdiğine yönelik. Ophelia ile Hamlet arasında bir karşılaştırma da yapmamız gerekiyor. Bu ikisi özünde melankolik ve akli açıdan dengesiz kişiler olsalar da deliliği yaşama biçimleri çok farklıdır. Hamlet deliliği sonucu etrafını mahveder. Oysa Ophelia deliliği ile sadece kendisine zarar verir. Hamlet hikaye boyunca bilinmeyenden korkar. Ölümden sonra ne olacağından, babasının intikamını nasıl alacağından veya bu hayatta onu nelerin beklediğinden. Ophelia ise bilinmeyenden değil, halihazırda bildiklerinden korkar. Hamlet'in aşkının sahte olduğunu ve etrafı
etrafındakilerin onu kullandığını bilmesi, işte bu farkındalığı onu korkutmuştur. Ophelia'nın kendi hayatına son vermesi gibi Hamlet de bir ara düşünmüştür bu hayattan kopmayı. Canına kıymayı çağrıştıran iç diyaloglar yaşar durmadan. Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak? Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek. Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini. Üstelik Hamlet, Ophelia'nın nasıl bir psikoloji içinde olduğunu bal gibi de bilmesine rağmen bu duruma dair bir şey yapmamıştır. Aşka dair şu söylediklerine bakın. Kadınlar ne kadar severse o kadar korkar. Sevgileri de, kuşkuları da, varsa aşırı var, yoksa hiç yoktur. Hamlet, Ophelia'nın kendisine yönelik bir sevgisi olduğunu bal gibi de biliyordu. Ve dediği gibi varsa aşırı var olan bir aşk yüzünden Ophelia böylesine bir korku yaşıyordu. Ama Hamlet Ophelia'yı umursamadı. Zaten Ophelia hikaye boyunca devamlı çevresindeki erkek figürleriyle bir problem yaşamıştır. Hamlet aşık rolü yaparak onu kandırır, babası Hamlet hakkında bilgi edinmek için Ophelia'yı kullanır veya abisi bir ara onu yalnız bırakıp uzaklara gider. Ophelia delirdiğini belli eden hareketler yaptığında bile kimse ona yardım etmez. Çiçek dağıtırken, şarkı mırıldanırken bu kadının delirdiği gayet belliydi ama kimseden destek gelmedi. Üstelik Ophelia'nın bitki ve çiçek dağıtımı da çok manidardır. Ophelia Hamlet'in amcasına bir rezene verir. Rezenenin sembolik anlamı olan dal kabukluk, bu amcanın kibri uğruna öz kardeşini öldürüp tahta geçmesine yöneliktir. Hamlet'in annesine bir sedef otu verir. Bu bitki zinayı ve sadakatsizliği temsil eder. Ophelia bu sedef otundan kendisine de ayırır çünkü bu bitkinin diğer bir anlamı da pişmanlıktır. Ophelia bir ara yerde papatya görür. Tam bunu da alıp etrafına dağıtmayı düşünürken papatyanın sembolik anlamı aklına gelir. Masumiyet. Ama Ophelia'nın deyimiyle burada masumiyet yoktur. O yüzden bu çiçeği dağıtmaktan vazgeçer. Ophelia bu bitki dağıtımı ile etrafındakileri o feminen özelliğiyle muazzam biçimde eleştirir. Üstelik bir deliden beklenmeyecek derecede zekicedir bu hamle. Hayatına son vermeden önce geri kalanlara hem bir mesaj hem de bir sistem. Ophelia'nın ölümüne dönecek olursak, bu ölümün talihsizlikten ziyade bilinçli bir ölüm olduğu barizdir. Ophelia belki de o dalın kırılacağını düşünmemişti ama su ile temas ettiğinde bir teslimiyet edasıyla, hiçbir mücadele göstermeden gitti ölümüne. Eserde tasvir edildiği kadar romantik değil ölümü, özünde bir trajedi çünkü. Onu sevmeyen bir adamı seven, etrafındakiler tarafından kullanılan ama pek de umursanmayan, en son babasını kaybeden ve tüm bunların sonucunda deliren bir kadının ölümü.